Dur bir dakika, dur. Dur, gitme hemen. Değişmiyor, hep aynı deme. Hadi jeneriklik bir hayal kur. Bir gülücük yerleştir yüzüne, dişlerini görelim. Neden bu kadar karamsar olduğunu sor kendine. Cesaretini görelim. Kötü hissetmek, hatta kötüye dönüşmek için sebep çok bilirim. Hadi tut kendini. Kötüden dönelim. Bir canavar olmadığını hissetmek sana da iyi gelmez miydi? Ne kadar yalnız olduğunu anlamak seni üzebilir tabii. Ama yalnızlık da bir tercih. Şıkları bir daha taramak işe yarayabilir, kim bilir. Belki de kendin gibi hayatta kalmanın tek yolu kural tanımamaktır. Bunu yapabilir misin? İyi hissettiğin, iyi olduğun şeyleri yapmaya devam et ama artık bir bedel biçmelisin sanki. Öyle kimse sinsi sinsi içine etmemeli. Neler kaybettiğine, onları nasıl kaybettiğine odaklan elbet ama büyük ihtimalle kaybettiğin gibi kazanman zor. O ara nasıl da deliliğin kıyısında turladığını anlarsın belki. Kendini doğurmanın kendini yok etmekten nasıl da zor olduğunu hissedersin belki. Ne sana ne hayatına hiç katkısı olmayan hızlı yüzleşmeler yerine küçük anların tadına vararak yaşamalı dersin belki. İyi seni hak etmeyenleri netleştirirsin belki. Plan korkunç. Plan korkunç olsa da tasalanma. Her şey plana göre gittiğinde kimse paniklemiyor, önemsemiyor. Sana da böyle etmediler mi? Unutma, her şey yolunda gittiğinde herkes iyi çünkü sana ihtiyaçları var. Onun dışında beş para etmez, kaçık, ucube, önemsizin birisin. Özetle daha klas durmanı hak ediyor bu hayat. Daha delirtici, daha özgür, daha beyin yakan, göz dağlayan. Onlara bunu yaşat, onlara istediklerini ver. Seni tuhaflaştıran acılardan, ağzındaki bıçaklardan kurtul. Her şeyin aynı olduğunu, hiçbir şeyin değişmediğini söyleyen ama yine de planları, hayalleri olan insan. Bir şey sormak istiyorum. Gerçekleştirince, yakalayınca, değişince ne yapacağını sahiden biliyor musun? Yoksa sadece yapmak mı istiyorsun?